Herkese merhaba. Bugün sizlere Barun Mengen'in tasarım videosunun 13. parçasının çizimini anlatacağım. Çizimi yapmak için parça kısmını açmış bulunmaktayım. Orijinal izometrik olarak bakıyorum ve Z'ye düzlemine çizim açıyorum. Parçayı oluşturmak için daire komutuna tıklıyorum. Çap ölçümü ayarlıyorum. Çap kısmına yazıyorum. 20 yazdım. Dairem belirdi ve merkeze yerleştirdim. Komuttan çıktım. Daha sonra bölüm kısmına tıklayıp bir merkez çizgisi çizeceğim. Küre oluşturmaya çalışacağım. Amacım küre oluşturmak. Daha sonra eriye 40 komutuyla sağ taraftaki kısmı kırpıyorum. Evet, yay olarak kaldı. Ekstrüzyon elemenine tıklıyorum. Devrim elemanını seçiyorum. İkinci kısmı. İnce duvarlı eleman istemiyorum. Kapattım. Manuel olarak rengimi ayarlıyorum. İlk sıradan üçüncü olarak belirttim. Evet, görmüş olduğunuz gibi bölüm izleme oluştu. Tamam dediğimde istemiş olduğum küreyi elde ettim. Tekrar Z'ye düzlemine gelip bir çizim açıyorum. Daire komutuna tıklıyorum. Çapımı ayarlıyorum. 15 olarak belirttim. Stilimi normal olarak yaptım. Çizgim normal olarak belirtilsin diye. Ekstrüzyon elemanına tıklıyorum. Katı oluşturmak için. Mesafemi girdim 220 olarak ayarladım. Rengi değiştireceğim. Tıkladım, manuel olarak istiyorum. İlk sıradan üçüncü olarak yaptım rengimi. Tamam dediğimde evet, uzun bir çubuk oluşturmuş oldum. Gördüğünüz gibi istediğim katı modeli oluşturdum. Yapmış olduğum kürenin aynısını diğer kısmı da oluşturmak istiyorum. Bu yüzden bir referans düzlem lazım bana. Düzlem ötürü komutunu kullanıyorum. Z'ye düzlemine tıkladım. Yönü ters değiştirdim. Uzaklığı 110 olarak ayarladım. Tamam dediğimde düzlemimi ötelemiş oldum. Düzlemi oluşturduktan sonra aynalama komutuna tıklıyorum. Altıncı komutum yansıtılmış diziyi seçiyorum. Nesne olarak küreyi algılıyorum model ağacından. Onu seçiyorum. Düzlem olarak gördüğünüz gibi ortadaki düzlemi tıkladığımda küremin ön izlemesi oluştu. Rengimi ilk sıradan üçüncü yapıp tamam dediğimde istemiş olduğum parçayı elde etmiş oldum. Düzlemleri de gizledim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir diğer Barun Mengen'in tasarım videosunda kompasta görüşmek dileğiyle.